Değerli izleyiciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün Cumhuriyet Bayramımızın 97. senesini kutluyoruz. Bu vesileyle popüler tarih programımızı da Cumhuriyet Bayramı'na, Cumhuriyet'in kuruluşuna, 29 Ekim'e bizi getiren sürece ve hemen sonrasına ayırdık. Bununla ilgili de her zaman olduğu gibi bir değerli uzmanımızla sohbet edeceğiz. Bugünkü misafirimiz Sayın Emin Günaydın, sosyolog, tarihçi, Samsun Tarih Derneği Başkanı, değerli bir üstad. Hocam hoş geldiniz. Birkaç cümleyle kendinizi tanıtarak izleyicilerimize selamlamak isterseniz buyurun efendim. Hoş bulduk Akın Bey. Teşekkür ediyorum. Çok kısa kendimden bahsedeyim. Emin Günaydın. Tarihçi, sosyolog zaten söylediniz. Samsun Tarih Derneği Başkanlığı'nı yapıyorum. Eğitiminde özel sektöründe uzun yıllardan beri yer alıyorum. Hasbelkader, kenardan da olsa, köşeden de olsa birazcık tarihle ve sosyolojiyle yakinen ilgiliyiz. Tabii Hocam öncelikle ben sözlerime şunla başlamak istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyet Bayramımızın tüm ulusun, tüm Türk milletinin kutlu olsun şimdiden. Bunu ifade etmek istiyorum öncelikle. Teşekkür ediyorum hocam. Ben hemen konuya gireyim. Şimdi 29 Ekim 1923'e birdenbire gelmedik tabii. Yani çok zor bir süreç bu. Tarihi süreç içerisinde 600 yıllık bir imparatorluk, bir saltanat, işte iyi günleri, kötü günleri olmuş. Nihayet sancılı bir şekilde bu imparatorluk çökmüş. Bu çöküş süreci içerisinde aslında iki defa meşrutiyet ile sanki böyle hani bir ileri adım da atmaya çalışmış aslında Türk devleti. Fakat başarılı olamamış. Arkasından imparatorluğun çöküşüyle neticelenen savaşlar zinciri, Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı. Malum sonra da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan Şanlı Kurtuluş Savaşımız. Bunun zaferle neticelenmesi, arkasından yaşanan olaylar. Dile kolay tabii, bunları söylemek dile kolay ama çok sancılı, çok acılı bir süreç. 29 Ekim 1923'e gelinceye kadar ki ben hani böyle bir geniş perspektiften anlattım ama siz tabii daha zoom yaparak anlatabilirsiniz, daha odaklayarak anlatabilirsiniz. 29 Ekim 1923'e nasıl geldik hocam? Evet. Şimdi tabii ben önce şöyle küçük bir anekdotla konuşmaya başlayacağım. Zaten programın sonunda da bu anekdotun son ifadeleriyle konuşmayı bitirmiş olacağız. Erzurum Buyurun. Kongresi'nin yapıldığı dönemde yani 28 Temmuz 1919 akşamı Mustafa Kemal Atatürk yanında Müfit Kansu var. Ve bu Mazhar Müfit Kansu'ya bir takım notlar tutturuyor. Ve Mazhar Müfit'e diyor ki yaz diyor. Bir, zaferden sonra cumhuriyeti ilan edeceğiz. İki, hanedan sülalesinin vakti geldiğinde görüşeceğiz. Üç, fesi kaldıracağız, şapkayı giyeceğiz. Dört, Latin alfabesini getireceğiz, Arap alfabesini kaldıracağız deyince Mazhar Müfit Kansu heyecanlanıyor ve elinden kalemi düşüyor. Tabii ki ve defteri kapatıyor. Ve diyor ki yeter paşam çok hayal kuruyorsunuz. Biz cumhuriyeti ilan edelim yeter diyor. Dolayısıyla da bu ifadelere bakıldığında anlatılan bu anekdota bakıldığında Mustafa Kemal'in cumhuriyet rejimine inancının çok eskilere dayandığı bir şekilde zaten çok net bir şekilde ortada. Türkiye'de Cumhuriyet aslında bizim siyasi, düşünce, idari tarihimiz açısından en önemli bir kırılma noktasıdır. Bin yıllık, biraz önce de ifade ettiğiniz gibi, hanedan geleneğinin kırıldığı, tahta millet iradesinin oturduğu bir rejim olmuştur. Birinci Dünya Savaşı sonrasında yenilmiş bir Osmanlı Devleti, 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkesi, Mütarekesi, 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Anlaşması, ve emperyal güçlerin mevcut Türk ulusuna, Türk milletine biçtiği bir rol ama Türk milletinin bu biçilen rolü kabul etmeyip bağımsızlık mücadelesi içerisine girdiği bir süreç vardı. Tabii bu çok önemlidir.
İşte 19 Mayıs 1919'da başlatılan bu mücadele dünyada da tektir. Yani Birinci Dünya Savaşı sonrasında emperyal güçlerin biçmiş olduğu rolü kabul etmeyip de itiraz edip milli mücadele içerisinde giren tek ulus olarak Türk milletini, Türk ulusunun olduğunu da çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Tabii ki milletin vermiş olduğu bu mücadelenin ruhuna da en uygun olacak olan yönetim şeklinin cumhuriyet olmuştur ve cumhuriyet rejimi seçilmiştir. Tabii Osmanlı Devleti monarşi ile idare edilen bir devlettir. Tabii Osmanlı Devleti hiçbir şey yapmamış falan değildir ki özellikle 17. 18. yüzyıl ve 19. yüzyılda mevcut kötü gidişin önüne geçebilmek için, dağılmanın veya parçalanmanın önüne geçebilmek için bir takım tedbirler kesinlikle almıştır. Tabii bu aldığı tedbirler işte 1808 senedi ittifak, 1839 Tanzimat Fermanı ki hukukun üstünlüğü ilkesini burada kabul etmiş, bir takım kişisel hak ve özgürlükler yasa güvencesi altına alınmış. Islahat Fermanı mevcut gayrimüslimlere daha fazla hak ve ayrıcalıklar tanınmış ki parçalanmanın önüne geçebilmek için. Birinci Meşrutiyet 1876'da ilan edilmiş ama çok uzun soluklu olmamış. Hemen ardından Kanuni Esası ki ilk anayasalı yönetime ve Birinci Meşrutiyet'le birlikte parlamenter bir sisteme geçiş yaşanmış. Ama daha sonra bu kaldırılmış bir ara dönemi olmuş ve 1908'de İkinci Meşrutiyet dönemi gibi bir takım yenileşme hareketleri görülmüş. Ama tabii ki bu yapılanlarla hepsinde padişahın yetkileri kısıtlanmış. Ama sonuçta bu yapılanların tamamında bir halk hareketi olmadığını çok net bir şekilde biz görüyoruz. Dolayısıyla da Osmanlı Devleti'nin mevcut yapısına baktığında Osmanlı Devleti'nin cumhuriyet istemesi gibi, cumhuriyeti savunması gibi bir durum söz konusu da değildir. Tabii Mustafa Kemal de çok net bir şekilde Tanzimat'ı, ıslahatı, birinci meşrutiyeti, ikinci meşrutiyeti yaşanan bu süreci çok net bilen birisidir ve tamamlanmadığını gören birisidir. Zaten aslında cumhuriyetin ilanı mevcut daha öncesinde var olan bu atılan adımların artık son noktaya gelmiş hali de diyebiliriz. Tabii geleneksel bir toplum yapısı, alışkanlıklar, bunların din buyruğu gibi değişmez kabul edilmesi ve bin yıllık bir sistem, bin yıllık bir düzen ve yapılacak olan değişiklik kesinlikle çok zor olan bir değişikliktir. Yani onu sıradan birinin yapması da kesinlikle mümkün değildir. Karizması, avrosu yüksek olan, iradesi yüksek olan bir liderin yapabileceği şeydir ve dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyeti ilan edecektir. Ama tabii milli mücadele içerisine geldiğimizde milli mücadelenin devam ettiği safhalar içerisinde millet iradesiyle birlikte yani ulusal iradeyle birlikte ulusal bağımsızlığın birlikte yürütüldüğünü bir takım sinyallerin verildiğini de çok net bir şekilde burada görüyoruz. İşte Amasya Genelgesi'ne baktığımızda milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Yani bağımsızlık ve millet iradesinden bahsediyor. Erzurum Kongresi'ne geldiğimizde Kuvayi Milliye'yi amil, altın çizerek söylüyorum, milli iradeyi hakim kılmak esastır ifadesi yine burada yer alıyor. Sivas Kongresi'nde Erzurum Kongresi'nden alınan kararlar alınıyor, tüm ulusa mal ediliyor. Hem Erzurum Kongresi ki bölgesel bir temsiliyeti, Sivas Kongresi'nde ulusal bir temsiliyet oluşturuluyor. Bu mevcut İstanbul Hükümeti'nin alternatif bir Atatürk getiriliyor ve netice itibariyle yine millet iradesinin burada çok net bir şekilde alındığını görüyoruz. Akın Bey şeye çok dikkat etmek gerekiyor. Sivas'ta alınan kararları halka anlatabilmek için bir gazete çıkarılıyor. Bu gazetenin adına baktığınızda tesadüfi değildir. İrade-i Milliye gazetesi çıkarılıyor. Milli irade ifadesi çok net bir şekilde kullanılıyor. Tabii 27 Aralık 1919'da temsil heyeti Ankara'ya geçiyor ve Ankara'ya geçtikten sonra İrade-i Milliye'nin devamı olarak Hakimiyet-i Milliye gazetesi basın hayatına giriyor ki dolayısıyla da İrade-i Milliye, Hakimiyet-i Milliye bu ifadelere bakıldığında bu ifadeler kesinlikle tesadüfi ifadeler olduğunu pek ben düşünmüyorum. İşte yok, son Osmanlı Mevlüt'ten Meclisi'nin toplanması, Misak-ı Milli kararlarının alınması, itilaf devletlerinin çıkarlarına ters düşmesi ve Osmanlı Devleti'nin millet iradesinin yansımış olduğu meclisin itilaf devletleri tarafından basılıp dağıtılması ve millet iradesinin yok sayılması yeni bir meclisin açılmasını gündeme getirmiş ve mevcut bir Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de olağanüstü yetkilere sahip meclis adıyla Ankara'da açılmış ki bu birinci meclis 23 Nisan 1920'de açılmış 11 Ağustos 1923'e kadar
varlığını sürdürmüştür. Yani Lozan görüşmelerinin kesintiye uğradığı esnaya kadar bu devam ediyor. Kesintiye uğradığında seçimlere gidilmesi, yenilenmesi ve yeni meclis çalışmalarına gidilecektir. Tabii şeyi burada söylemek istiyorum. Birinci meclis her tipten adamın olduğu farklı, tabii o dönemde partiler yok ama gruplar vardır. İşte Mustafa Kemal gibi düşünenler vardır, farklı düşünenler vardır, iddiaçılar vardır, İslamcı kanatta düşünenler vardır ve birinci mecliste muhalefet oldukça fazladır. Yani buna çok net bir şekilde de ortadadır. Ama birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi ne yaptı diye sorduğumuzda işte ilk açıda TBMM'nin üstünde hiçbir güç yoktur ifadesi beraberinde geliyor. 21 Anayasası, Yeni Türk Devleti'nin kuruluşunun hukuki ve siyasi belgesi çok net bir şekilde ortada ve netice itibariyle savaş süreci, işte 1. İnönü Zaferi, 2. İnönü Zaferi, Eskişehir-Kütahya Savaşı, Sakarya ve Büyük Taarruz ve Büyük Taarruz'un ardından da Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalanıyor. Tabii Mudanya Ateşkes Anlaşması ile birlikte artık milli mücadelenin siyasi safhası bitmiş ve hukuki safhası dediğimiz sürece girilmiş ve itilaflar bize Lozan Anlaşması için teklifte bulunmuşlar. Ve dolayısıyla bu teklifin benzerini de İstanbul'a da götürdüklerinde 1 Kasım 1922 tarihinde saltanat Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kaldırılmıştır. Tabii çift başlığı engellemek için değil mi yapılıyor bu? Tabii yani çift başlığın önüne geçebilmek için, yani milli mücadele sürecine baktığımızda çok net bir şekilde artık milletin de, yani çok net şunu söylemekte fayda vardır. Yani artık yanlış politikalar üretmiştir, bir çözüm üretememiştir, aciz kalmıştır, teslimiyetçi davranmıştır. Netice itibariyle de artık halkın nazarında da çok fazla bir şey yoktur. Zaten itiraz falan da, saltanatın kaldırıldığı o süreçte itiraz falan da zaten gelmemiştir. İşte 17 Kasım 1922 tarihinde de Hanedan Sülalesi ülkeyi terk edecektir. Ama saltanatın kaldırıldığı dönemde hilafete tabii ki dokunulmamıştır. Dolayısıyla da burada şöyle bir sıkıntı beraberinde gelecektir Cumhuriyet'le alakalı olduğu için. Şimdi saltanatın kaldırılmasıyla birlikte bir devlet başkanlığı makamı meselesi boş kalmıştır. Ve netice itibariyle de bir takım çevreler, bazı çevreler şunu ifade etmektedir. İşte saltanat kaldırıldı ama saltanatın yerini, padişahın yerini halife doldurmaktadır. Dolayısıyla da bir devlet başkanı varsa işte o da halife olacaktır gibi bir takım mantaliter, bir takım görüşlerin olduğu, odaklandığı bir alan noktası olarak ortaya çıkacaktır. Aslında Mustafa Kemal Atatürk bu durumdan da kendisi rahatsızdır. Dolayısıyla da devlet başkanı halife değildir, devlet başkanı padişah değildir. Devlet başkanı milletin bizzat kendisidir. Kendi iradesinin ortaya koyacağı bir durum olarak değerlendirilmektedir. Tabii mevcut 11 Ağustos 1923'te ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır. Aslında şunu söylemek lazım. 1 Kasım 22'de aslında Cumhuriyet kurulmuştur. Çok net söyleyeyim bunu. Sadece anayasaya konulmamıştır. Yani ortada bir çocuk vardır, çocuk doğmuştur. Ama çocuğun adı konulmamıştır. Hani olur ya, çocuk doğar, belli bir müddet geçtikten sonra çocuğun adı konulur. Hukuki zemini inşa edilmemiş yani diyelim. Evet, kesinlikle bir zemin vardır. Ve her şey ona göre idare ediyordur, devam ediyordur. Geriye doğru baktığımızda zaten böyledir. Sadece adı konulmamıştır. İşte 11 Ağustos 1923'te 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır. Tabii 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında üyelerinin seçilmesinde Mustafa Kemal'in bizzat etkisi vardır. Yani hani 1. Meclis'te Mustafa Kemal'e karşı çok ciddi bir muhalefet grubu vardır. Ama 2. Meclis'te olmaması için bir takım çalışmalar içerisinde Mustafa Kemal girmiştir ve onlara göre adaylar belirlenmiştir ve bunlara göre bir seçim sistematiği olmuştur. Ve mevcutta 287 milletvekiliyle meclis çalışmalarına başlamıştır. Zaten 13 Ekim 1923'te Ankara başkent yapılmıştır. Ve Cumhuriyet'in ilan sürecini hızlandıran belki de en önemli olay, tabii ben bunun teferruati kısmına çok girmeyeceğim. Yani çok evet, anlatılıyor, ediliyor. 25 Ekim 1923'te yaşanacak olan hükümet bunalımı dediğimiz sonbahar hükümet bunalımı ortaya çıkacaktır. Hatta bu sonbahar hükümet bunalımında mevcut işte Ali Fethi Okyar istifa ediyor. Kabine bir türlü oluşturulmuyor ve dolayısıyla da bu açmaza neden oluyor. Açmaza neden olunca da Mustafa Kemal'in ifadesi şudur.
Diyor ki o zaman kabine sistemine geçeceğiz. Yani meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçeceğiz. Tabii bu ifadeyi kullandığında da yani ne demektir bu? Cumhuriyeti ilan edeceğiz anlamına gelmektedir. Aslında çok net bir şey söylemek gerekirse, 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Mustafa Kemal Atatürk'e karşı yani şöyle bir ifade var. Dikensiz gül bahçesi olarak adlandırılıyor 2. Meclis. Hatta bazı kaynaklarda işte kız gibi meclis. Tabii kız gibi meclis ne demek? Yani her denileni yapan, eden, ağırbaşlı, vakur falan öyle bir algı var. Ama 2. Mecliste de Mustafa Kemal'e karşı bir muhalefetin olduğu çok net bir şekilde ortadadır. Dolayısıyla da o muhalif olan insanlar Mustafa Kemal'e karşı mıdır değil midir? Ama tabii yapılacakların önünde belki bir engel teşkil edebilme, bir sıkıntı olabilme durumu vardır. Ve netice itibariyle de bu cumhuriyetin ilanı da bir zorunluluktur, bir zarurettir. Dolayısıyla da bu hükümet bunalımı dediğimiz şey bunun ilan edilmesi sürecinde bir fırsatı beraberinde getirmiştir. Ve Mustafa Kemal Atatürk de bu fırsatı değerlendirmiştir. Ve netice itibariyle de işte o bunalımın olduğu dönemde eve şeyi çağırıyor, İsmet İnönü'yü çağırıyor. Ve bir takım arkadaşlarıyla birlikte masa başında oturuyorlar. Arkadaşların bir kısmı gidiyor ve İsmet İnönü o gece Çankaya Köşkü'nde kalıyor. Hatta Mustafa Kemal Atatürk'ün Latife Hanım'la o dönemde evlidir. Hatta Latife'ye diyor ki İsmet bizimle birlikte kalacak, odasını ayarlayın ve geç saatlere kadar çalışıyorlar ve yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz ifadesiyle birlikte anayasada yapılan değişiklikle 29 Ekim 1923'te mevcut çalışmalarla birlikte Cumhuriyet ilan edilecektir. Hatta Mustafa Kemal'in bir de şeyi vardır, yani bir diş ağrısı vardır, rahatsızdır. Görüşmeler devam eder ve saat 20.30'da yapılan oylamayla Cumhuriyet ilan edilir. Tabii oylamada 186 milletvekili evet oyu atar. Tabii 186 yani 3/2 çoğunluk gibi bir durum söz konusu olmadığını iddia edenler de vardır ama yarıdan fazlası olduğu için böyle bir durumla birlikte Cumhuriyet ilan edilir. Tabii ne olur? Rejimin adı konulmuş olur. Hükümet kurma şekli değişmiş olur. Devletin adı konulmuş olur. Devlet başkanlığı sorunu çözülmüş olur. İcranın başına Mustafa Kemal Atatürk gelmiştir. Yani artık icranın başındadır kendisi. Muhalefete karşı, yani meclisteki muhalefete karşı da belki de kazandığı en önemli başarılardan bir tanesidir. Yani 2. meclis içerisindeki muhalefete karşı çok önemli bir güç elde etmiştir. Hatta bazen şunu söylüyorlar. Yani diyorlar ki siz cumhuriyeti ilan ettiğinizde aslında yakın arkadaşlarınıza sormadınız gibi bir ifadeyi kullanıyorlar. Onun da verdiği cevap evet doğru. Arkadaşlarımla müşavere etmeye lüzum görmedim. Zira hepsi aynı görüşteydi ifadesini kullanmıyor. Tabii çok net şeyi söyleyeyim. Yani Fevzi Çakmak ve İsmet İnönü Ankara'dadır. Kazım Karabekir, Refet Bele, Ali Fuat Cevesoy gibi isimler. Bunlar o dönemde Ankara'da falan değildir. Ve dolayısıyla da 158 oy ile saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk yapılan anayasadaki değişiklikle yeni Türk Devleti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Hatta peki, Mehmet peki Emin Yurdakul... Çok özür dilerim. Araya gireceğim ama siz sözünüze devam edersiniz yine. Ben şeyi de çok merak ediyorum. Halkın 29 Ekim sonrası halkın tepkisi şeyi. Şimdi tamam bir şey muhalefet, siyasi muhalefet var. Bir de toplumsal muhalefet var tabii. Yani ister istemez koskoca evet. Bir imparatorluk, bütün herkesin aynı şeyi düşünmesi imparatorluk sonrasında mümkün değil. O toplumsal muhalefetin bir şeyler hissettirme imkanı olmuş mu? Yoksa aslında toplumsal muhalefetle söz konusu değil mi? Düşündüğümüz gibi bir toplumsal muhalefet de yok muydu aslında? Ya da sesini çıkartabileceği bir ortam mı yoktu? Sonra neler olmuş? Ona da biraz değinirseniz. Evet. Şimdi Türk halkı Cumhuriyet'in ne olduğunu biliyor muydu? Yani onu bir sormak evet. lazım. Ben çok net söyleyeyim. Pek bir şey bilmiyorlardı. Bence yani de. Cumhuriyet nedir? Yani erdemi nedir vesaire böyle bir durum söz konusu değildi. Bence anladıkları da yoktu. Yani Cumhuriyet'ten. Türk halkı sadece
biliyorsunuz yani bu geçmişten gelen, monarşizmden gelen bir algı vardır. Asayişi sever, itaat edeceği otoritenin büyüklüğüne bakar. Adil mi ona bakar. Refah seviyesi getirecek mi, getirmeyecek mi? Yani işin açıkçası çok bir söyleyelim. Hani tencerede bir şey kaynayacak mı, kaynayamayacak mı? Buna bakar. Yani dolayısıyla öyle bir reaksiyon söz konusu değil. Aslında meclis içerisinde de kahrolsun Cumhuriyet, biz Cumhuriyeti istemiyoruz gibi bir durum yoktur. Yani 158 milletvekili evet oyu vermiştir. Diğerlerinin bir kısmı çekimser kalmıştır. Böyle bir durum vardır. Yani halkın göstermiş olduğu böyle çok ciddi bir reaksiyonda söz konusu işin açıkçası değildir. Tabii Osmanlı Türklerin imparatorluğuydu. Bazen burada hata yapıyoruz. Yani şimdi tabii biraz sonra başka bir noktaya geçtiğimizde, bayramlar kutlama noktasına geçtiğimizde orada da göreceğiz. Osmanlı Devleti de bizim, Cumhuriyet de bizim. Yani Osmanlı farklı bir ulusun ya da yeni Türk Devleti farklı bir ulusun devleti falan değil. Osmanlı Türklerin imparatorluğudur. Bu da Türklerin Cumhuriyetidir. Yani Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı sonrasında ki bu imparatorlukların doğal tabii sonucudur ki artık imparatorluklar devri bitmiştir. Zaten imparatorluğun devam edemeyeceği savaş sonrasında zaten çok aşikar ve net bir şekilde ortadadır. Dolayısıyla da o zaman Osmanlı Devleti yerine yeni bir devlet kurulmuştur. Yani aslında iki devlet de bizimdir. Sadece mevcut rejim değiştirmiştir. Kur'an kadrolar aynı kadrolardır. Kur'an felsefe aynı felsefedir. Ve birbirinin aynen devamı mahiyetinde ya da durumundadır. Tabii bizim cumhuriyetimiz ya da bizim ülkemizde uygulanan cumhuriyet, dünyada uygulanan belki de tek cumhuriyettir bu bağlamda. Tabii şunu sormak gerekebilir, bazen sorabilirler. Yani hani cumhuriyet, evet, cumhuriyet ve demokrasiyi de birbirine karıştırmamak gerekiyor. Bu ikisi farklı kavramlar. İşte cumhuriyet milletin iradesini kendi eliyle tecelli etmesi, yansıtması ya da kendi kendini idare etmesidir. Demokrasi ise çok daha farklı bir şeydir. Biliyoruz ki Orta Doğu ülkelerinde birçok cumhuriyet var ama hepsi totaliter olduğu çok net bir şekilde. Sadece işte adı cumhuriyet ama demokrasiden bahsetmek pek mümkün değildir. Tam tersi mesela İngiltere'de işte cumhuriyet değil, yani orada işte daha böyle meşruti bir krallık var ama demokrasi oldukça batıda çok daha böyle yüksek seviyelerde. Tabii bizdeki cumhuriyeti bu Orta Doğu'daki veya diğerlerinden ayıran en önemli unsur neydi? Yani niye bizdeki farklı? Dünyada niye tek? Bizde böyle bir örnek var. Niye böyle oldu diye sorduğumuzda bir kere imparatorluktaki askeri ve bürokratik geleneğe dayanması bir kere bu var. Ondan sonra kuran kadronun aynı olması, yani o felsefeden gelen bir kadronun kurmuş olması. Osmanlı Devleti döneminde 1. Meşrutiyet, 2. Meşrutiyet, Tanzimat Fermanı, Kanun-i Esasi gibi bir takım deneyimler ve tecrübeler elde edilmiş olması, anayasal bir deneyimin ve parlamenter bir sistemin denenmiş olması ve bunun tecrübesinin beraberinde gelmesi ve bana kalırsa da en önemli unsurlardan bir tanesi fen ve teknik. Yani hani diyoruz ya muhasır medeniyetler seviyesine çıkma, aklı ve bilimi rehber edinme, pozitif bilimlere bağlanma ve aynı zamanda da bunu yaparken de demokrasiyi güçlendirebilmek için elinden gelen ne varsa bu hedeflere doğru gidebilme. İşte bu 4 tane ya da 3 tane maddeyi topladığımızda bizdeki cumhuriyeti bir Irak'taki cumhuriyetten ya da bir Pakistan'daki cumhuriyetten ya da bir ne bileyim ben İran'daki bir yönetimden ya da başka bir yerdeki yönetimden Tacikistan'dan falan net bir şekilde evet yani kesinlikle ayırabiliyoruz. Peki hocam çok az zamanımız kaldı. Bir şey söyleyeyim hocam çok az zamanımız kaldı. Ben son kısımda şuna bir kısaca bir değinelim istiyorum. Şimdi Cumhuriyet Bayramı malum son zamanlarda bizde işte bayramın kutlanmasıyla ilgili bir takım zorluklar var. İşte pandemiden kaynaklanıyor, başka sebepler var, iç ve dış sıkıntılar var vesaire. Cumhuriyet Bayramı'nı eski coşkuyla, eski heyecanla özlüyoruz o günleri. Yani gerçekten istiyoruz ki caddelerde, sokaklarda işte marşlar söyleyerek kutlayalım gençliğimizdeki, çocukluğumuzdaki gibi. Ama bizim hani biz o günlere yetiştik. Şimdi bizi izleyen gençler biraz o günleri çok iyi bilmiyorlar.
Ve biz de şeyi çok iyi bilmiyoruz aslında. Cumhuriyet döneminin 1900 işte ne diyelim İkinci Dünya Savaşı öncesi kutlamaları çok iyi bilmiyoruz. Ya şu birkaç cümleyle olsun. Hani bu çok uzun bir konu biliyorum, belki ayrı bir program konusu ama Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının geçirdiği evrimleri de şöyle birkaç cümleyle toparlayabilir miyiz? Ne kadar mümkün? Çok hızlı, çok hızlı. Aslında üzerinde durmamız gereken bence asıl mesele bu. Zaten Cumhuriyet'in ilan süreci zaten her yerde zaten konuşuluyor. Herkes hemen hemen biliyor ama bugün bayramlar, yani bizim resmi bayramların kutlanmasında bir şey var. Bir takım nasıl söyleyeyim, geçirdiği bir evrim süreci var. Günümüzde gelen bir süreç var. Aslında geçmişten buraya kadar çok hızlı ben bir zaman tünel içerisinde gideyim. İşte Cumhuriyet ilan edildiğinde ilk 2 yıl herhangi bir kutlama söz konusu değildir. İşte 23 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkarmış olduğu bir kararname sonrasında özel merasimler ve 101 fare bir top atışıyla kutlanıyor. İşte 1925'te ilk defa resmi bayram statüsüne geçirilip ulus devlet inşasında bu bayram oldukça çok net bir şekilde kutlanmaya devam edecek. Tabii buradaki çok önemli ifadem şudur. 1925'te resmi bayram olarak kutlanmaya başlanıyor. Ama devlet tabii ki bu mevcut dini bayramlara değil de bu resmi bayramlara son derece büyük önem veriyor. Önem vermesinin altında yatan en önemli unsur ulus devlet inşasının ortaya çıkarılması ya da kabul ettirilmesiyle alakalı olan bir durumdur. Tabii ki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramları'nda mevcut 25'ten 33'e kadar, 35'e kadar, hatta 38'e kadar, 40'lı 50'li yıllara kadar 29 Ekim'de işte Cumhuriyet ilk yıllarında kabul törenleri yapılıyor, resmi geçitler yapılıyor, resepsiyonlar veriliyor. Balolar tertip ediliyor. Tabii baloların tertip edilmesi kadın erkek ikisi bir arada, kadın erkek eşitliği, modernizeyi ifade ediyor. 1925'ten itibaren Mustafa Kemal Atatürk meclisteki özel dairesinde tebrikleri kabul ediyor. Ve mevcut bu süre içerisinde frak giyiyor, çödür şapka giyiyor ve mevcut temiz elbiseler giyiliyor. Ve buna benzer şekilde mevcut çağdaş bir çizgi çiziliyor ve bu çizgi halka gösteriliyor. Ve dolayısıyla da halktan da aynı reaksiyonun ve tepkinin gelmesi bekleniyor ki harbiden de öyledir. Şimdi hatırlayacaksınız. İşte Cumhuriyet Bayramı'na giderken en güzel kıyafetler giyilir, temiz kıyafetler giyilir, düzgün kıyafetler giyilir ve bayram alanında o şekilde giyilir. Tabii burada şu vardır, Mustafa Kemal vermiş olduğu resepsiyonlarda bizzat kendisi katılıyor. İşte eski Osmanlı Devleti'nde padişahlar bu tip törenlere katılmaz, perde arkasından izler, halka pek inmez ve dolayısıyla da burada ki hedef şudur, devlet ile milleti, devletle ulusu yakınlaştırabilme düşüncesi. Geçit törenleri devletin ve milletin gücünü vurguladığı gerekliliği ortaya çıkıyor. Bu bağlamda işte askeri geçit töreni vesaire, esnaf bilmem ne, bu tip bir takım geçit törenleri beraberinde yapılıyor, getiriliyor. Sokaklar kırmızı beyaz kurdelelerle süsleniyor. Fener alayları düzenleniyor. Cumhuriyetin hizmetleri, altını çiziyorum, Cumhuriyetin hizmetleri ışıklandırılıyor ve halka özellikle bu noktada dikkat çekilmesi sağlanıyor. 1933 biliyorsunuz Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamasıdır. 10. yıl kutlamalarında yeni bir marş besteleniyor. Bu marşın sözlerine bakıldığında 10 yılda Cumhuriyet'in yaptıkları anlatılıyor. Aidiyet duygusu insanlara kazandırılmaya çalışıyor. Marşın hep bir ağızdan söylenmesi, ulusun bütünlüğü ve uyumunu yansıtması açısından son derece önemlidir. Dikkat edin, bugün de aynı refleks beraberinde vardır. Tüm yurtta marşın söylenmesine yönelik oldukça titiz bir süreç beraberinde yürütülüyor. Marşı bilmek, yani 10. yıl marşını bilmek, Cumhuriyet'in değerini bilmek, aynı söylemek, Cumhuriyet'in işte izinden hep beraber yürümek manasına ne yapıyor? Geliyor. Özellikle eğitim, ulaşım, sağlık gibi alanlarda bina ve tesislerin temel atma ya da açma törenleri Cumhuriyet'e denk getiriyor. Ulus devlet inşası, Cumhuriyet'in erdemleri ve Cumhuriyet'in nimetleri ve 23'ten bu zamana kadar, yani geldiğimiz süre içerisinde ve Cumhuriyet'le birlikte elde ettiğimiz kazanımlar insanlara bir şekilde anlatılmaya çalışıyor. İşte ülkenin dört bir tarafından Ankara'ya insanlar davet ediliyor. Merkezde yapılan kutlamaları orada görüyorlar ve döndüklerinde beraberinde onlar anlatıyor. Yine mesela ülkenin her yerinden bir takım topraklar Mustafa Kemal'e götürülüyor. Bu ne demektir? Ulus devlet inşası içerisinde tüm Türk milletinin
hep birlikte liderin etrafında, reisi cumhurun etrafında toplandığının ifadesi anlamına bu geliyor. Tabii ki bu kutlamalar 1980 askeri darbesine kadar hemen hemen bu şekilde devam ediyor. Ama 1980'le malum biliyorsunuz bizim yaşımız kurtarıyor. 80 ile 90 arası bayram kutlamaları, özellikle Cumhuriyet bayram kutlamaları, okul törenleri, resmi geçit, askeri ritüeller olarak halktan kopuk bir şekilde kutlanmaya başlanıyor. Yani aslında mevcut 80'e kadar olan süreçte milletin daha böyle Cumhuriyet bayramlarının içerisinde olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Ama 80'den sonra biraz daha böyle okul, devlet vesaire gibi halktan biraz daha kopuk bir sürece doğru gidiyor. Ama 1990'lı yılların ikinci yarısından sonra kutlamalar, özellikle de Cumhuriyet'in 75. yıl dönümü kutlamaların niteliği görece değişmiş. Devletin düzenlediği bir anlayıştan çıkarak işte o dönemde 90'lı yıllarda bazen İslamcılara, bazen Kürtçülere, bazen de AB yanlılara karşı mücadele için devlet tarafından desteklenen bir takım sivil toplum örgütlerince organize edilmeye başlanmıştır. Tabii özellikle şeyi de bakmak lazım. Yani 90'lı yıllarda Türkiye'deki siyasal yapı, işte o dönemde Refah Partisi'nin iktidara gelmesi, yani mevcut o dönemdeki iktidarla birlikte bu resmi kutlamalar ve bu resmi kutlamalara bakış açısı, biraz böyle gönülsüz bir takım davranışlar içerisinde girmesi farklı bir noktaya doğru artık kaymayı beraberinde getirmiştir. İşte mevcut 19 Mayıs yerine 29 Mayıs İstanbul'un işte neyi fethi gibi, ya da 23 Nisan günümüzde var mesela, 23 Nisan'ın yerine 29 Nisan Kutül Amera gibi, işte 29 Ekim'in yerine başka bir şeyi yerleştirmeyle alakalı. Tabii mevcut, daha sonra 90'lı yıllardan sonra da tabii 75. yıl kutlamaları da tabii biraz daha farklı. İşte 28 Şubat'tan sonraki o süreç, malum Türkiye biliyor bu süreci. Hani ve o süreçte de işte o sivil toplum örgütlerinin düzenlemiş olduğu kutlamalar, işte halk bu sefer 80 ile 90 arasında halk pek yoktur ama 75. yıl kutlamalarında biliyorsunuz Cumhuriyet yürüyüşleri vesaire çok yoğun bir şekilde olduğu, işte Türkiye'nin her yerinde yüz binler bu kutlamalara katıldı. İşte orada atılan sloganlar vardı. İşte Cumhuriyet'e sahip çık vesaire gibi. Tabii bu sefer ne oldu? Mevcut işte şu söyleniyor. İşte Kemalist kesimin diğer kesime vermiş olduğu bir cevap olarak, bir rövanş olarak bu algılandı. İfade. Tabii. 2002'den işte sonra işte AK Parti'nin iktidara gelmesi vesaire. 2002 ile 2006 arasındaki kutlamalar ve 2006'dan işte 2012-13'e kadar olan kutlamalar ve mevcut buraya kadar. Tabii ben bu 2000'den sonraki süreci şöyle bir yani bir iki cümleyle söylersem, yani bu tabii ki hani sosyolojik olarak bir ifade, hani benim kendi ifadem değil. Yani mevcut şöyle bir değerlendirelim. Niye böyle bir değişim oldu? Yani ulus devlet anlayışı ve algılayışından farklı bir noktaya doğru gidildiği için ondan kaynaklanmış olabilir. Yeni Türkiye ifadesi var. Bu yeni Türkiye ifadesiyle birlikte işte mevcut şu anda ne söyleyeyim? İşte eski vesayet ve Kemalist sistem ifadesi. İşte o vesayet ve Kemalist sisteme karşı yeni Türkiye ve yeni Osmanlı mantalitesi mevcut bir takım evrilmeleri, bir takım süreçleri beraberinde getirmiştir. Tabii bu çok böyle üzerinde durulabilecek bir konudur. Yani öyle hemen 3-5 cümleyle geçecek bir konu değildir. Ama ben çok net bir şekilde bizim izleyicilerimiz için bir kitap şurada önereyim. Ecdadın İcadı diye yeni bir kitap çıktı iletişimden. Aslında bu bizim bahsedemediğimiz, çok üzerinde duramadığımız süreci çok iyi şekilde anlatmaktadır. Yani alıp okuduklarında burada çok net bir şekilde bu süreci göreceklerdir. Süreç bu şekilde. Yani şöyle ifade edersek, ben sosyolojik olarak şöyle ifade edersek. Süremiz de bitiyor hocam da. Başta burjuvazinin batıcı ve laik zihniyetle hesaplaşması diye söyleyebiliriz. Yani hani böyle bir süreç olabilir. Yani ifade kullanılabilir. Tabii ne kadar süremiz kaldı bilmiyorum ama. Son 1-2 dakikamız. Evet, son 1-2 dakikamız kaldıysa. Tabii
şeyi hani Mazhar Müfit'le ben mevzuyu tekrar sonlandırayım. Tabii Cumhuriyet ilan ediliyor, devrimler yapılıyor. Yine bir Çankaya'da böyle bir masa başı sohbetinde diyor ki Mustafa Kemal Mazhar Müfit'e kaçıncı maddede kaldık diyor. Kaçıncı maddede kaldık diyor. Yani işte Cumhuriyet ilan edildi, Harf İnkılap yapıldı, Şapka devrim yapıldı. Evet. Ve masadakilere dönüp diyor ki, ben yani buna diyor zamanında söylediğimde diyor bana diyor inanmamıştı diyor. Dolayısıyla da ben şu son sözlerimle konuşmamı bitireceğim. Türk milletinin tabiatına, karakterine en uygun olan rejim Cumhuriyet rejimidir diyor. Ve dolayısıyla da Cumhuriyet'in ilanında emeği geçen öncelikle Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşlarının manevi huzurlarının önünde ben eğiliyorum. Ve zaten Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'i kurmuş ve gelişmesini sağlayabilmek için Türk gençliğine de emanet etmiştir. Suikast girişimi sonrasında şunu söylüyor. Diyor ki benim en önemli eserim daha önce de söylüyor Cumhuriyet'tir diyor. Ve şunu söylüyor. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet paydar kalacaktır ifadesini de beraberinde söylemeyi bırakmıyor. Aslında bir yaşam biçimi bizim için. Bir yaşam biçimi. Başta da söylediğim gibi kimsesizlerin kimsesidir Cumhuriyet. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Sizi yorduk. Çok güzel bilgiler aldık. Bu duygu ve düşüncelerle biz de bizi izleyen herkesin, Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Atatürk'e, silah arkadaşlarına hürmetlerimizi, işte onlara karşı şükran duygularımızı buradan ifade ediyoruz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlayarak bugünkü Popüler Tarih programımızı da kapatıyoruz efendim. Herkese iyi günler.